Kanal Ufuk ekranlarından hepinize mutlu akşamlar. Sayın seyirciler, ana haber bülteni ile huzurlarınızdayım. Ben sunucunuz Mehmet Emin Tapan. NATO Liderler Zirvesi öncesinde havalimanında gazetecilere açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvede yapacağı görüşmelerde dünyada artan terör tehlikesine dikkat çekeceğini belirtirken, Gazze'deki katliamları gündeme taşıyacağız ifadelerini kullandı. Havalimanında düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvede yapacağı görüşmelerde dünyada artan terör tehlikesine dikkat çekeceğini belirtti. Terörle mücadele ve müttefikler arasında savunma sanayi ticareti önündeki engellerin kaldırılması konusunda Vilnius'ta aldığımız kararların uygulanması bu bakımdan mühimdir. Yapacağımız görüşmelerde başta yakın çevremiz olmak üzere dünyada artan terör tehdidine dikkat çekeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının devamında NATO'nun İsrail'i durdurmakta güçlük çektiğini kaydetti. Ortak değerlerimizin samimiyet testinden geçmekte olduğu Gazze'de Filistin halkına yönelik süre giden katliamları gündeme taşıyacağız. Bu vahim tablo karşısında uluslararası camianın İsrail'i durdurmakta yetersiz kaldığını ve Filistin'de adil, kalıcı barış tesis edilmeden küresel vicdanın rahat bir nefes almasının mümkün olmayacağını vurgulayacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tam üye noktasında nasıl taşırızın gayreti içerisinde olduklarını belirtti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bizim nezdimizde zaten Türk devletlerinin tam üyesi konumundadır. Bu konuda başta Azerbaycan olmak üzere onların yaklaşımı da bizimle hemen hemen aynı konuma gelmiştir. Son Şuşa zirvesinde de malum Kuzey Kıbrıs orada bulundu. O zirveye katıldı. Bizim arkadaşlarımızdan da Cevdet Bey ve Hakan Bey, onlar da o zirvede bulundular. Şimdi bundan sonraki süreçte de bizler Kuzey Kıbrıs'ı burada tam üye noktasına nasıl taşırız? Bunun gayreti içerisindeyiz ve özellikle de Türk devletleri içerisinde hukukumuzun en ileri derecede olduğu Türk devletleriyle de bunu geliştiriyoruz. Buradan beklediğimiz neticeyi alırız. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şanlıurfa dahil 19 ilde nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik düzenlenen düğün bir operasyonlarında 1748 kişiyi dolandıran 88 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Aralarında Şanlıurfa dahil 19 ilde nitelikli dolandırıcılık suçu ile ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı tarafından düğün bir operasyonları düzenlendi. İstedim ki halkımızı çeşitli yöntemlerle dolandıranların enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız vurgusunu yaptı. Operasyonlar sonucunda 10 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kuru sıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız pompa tüfek, çok sayıda bilgisayar, telefon, sim kart ve taşınabilir bellekle çok miktarda döviz ve Türk lirası ele geçirildi. Tespit edilen yaklaşık 100 milyon lira değerinde 37 lüks, 17 tokaydı, 7 şirket ortaklık payları, 142 banka ve kripto hesabına el konulduğunu vurgulayan yerlik, operasyonları gerçekleştiren polisleri ederek Allah ayağınıza taş değdirmesin, milletin
Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TürkSat 6A'yı yörüngeye taşıyan Falcon 9 roketi başarılı bir şekilde fırlatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uydu üretiminde yeni bir safhaya geçildiğini belirterek, TürkSat 6A'nın hizmete girmesiyle Türkiye haberleşme uydusu üretebilen bir ülke konumuna yükselecek dedi. Türk mühendislerince üretilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TürkSat 6A uzay yolculuğuna başladı. Uyduyu yörüngeye taşıyan SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketi hava koşulları nedeniyle yaşanan 2 saat 10 dakikalık gecikmenin ardından Türkiye saatiyle 02:30'da ABD'nin uzay merkezinden başarılı bir şekilde fırlatıldı. Yaklaşık 36 dakika sürecek bir yolculukla 300 kilometrelik irtifaya roketle taşınacak uydunun daha sonra roketten ayrılarak 70 dakikada geçici yörüngesine ulaşacak. Uydunun yaklaşık bir ay içerisinde de aktif hale geleceği bildirildi. Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TürkSat 6A'nın yörüngeye fırlatılmasının ardından uydudan ilk sinyalin alındığı açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan uydu üretiminde yeni bir safhaya geçildiğini belirtti. TürkSat 6A'nın hizmete girmesiyle Türkiye haberleşme uydusu üretebilen bir ülke konumuna yükselecek. Teknoloji ve tecrübe kazanımı sayesinde ve bileşenlerinin tasarım ve üretiminde pazar payına sahip olacak. Haberleşme uyduları gibi kritik öneme sahip teknolojilerin dışa bağımlı olmadan üretebilmesi milli güvenliğimiz açısından da büyük önem arz ediyor. TürkSat 6A uydumuzun ülkemiz için, milletimiz için, televizyon yayıncılığımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Payload deploy confirmed. And there you heard and saw on your screen successful. Sayın seyirciler, Şanlıurfa'da bir kişinin bir grup tarafından ölümüne davet edildiği anlar kameraya yansıdı. Şanlıurfa'da bir kişinin bir grup tarafından ölümüne darp edildiği anlar kameraya yansıdı. Kişisine Şeka mahallesinde meydana geldi. Bir sitede bahçesinde önü kesilen kişi iddiaya göre akrabaları olduğu 6 kişilik grup tarafından ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Cep telefonu kamerasına yansıyan darp olayı ile ilgili soruşturma sürüyor. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Hak İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ve DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu çalışma hayatı gündemine ilişkin ortak basın toplantısı düzenleyerek asgari ücret zammı başta olmak üzere 10 maddelik talepte bulundu. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Hak İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ve DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ücretler üzerindeki vergi yükü ve enflasyonla mücadele başta olmak üzere çalışma hayatının gündemindeki konulara ilişkin ortak basın toplantısı düzenledi. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, ülke olarak bir ekonomik krizden geçtiklerini belirtti. Yani 10 bin lirayla, 17 bin lirayla bırakın bir ay, bir hafta geçirme şansınız yok. Hala bizim ülkemizde yok asgari ücret fazladır, yok asgari ücret 10 sene evvel böyledir, 20 sene evvel böyledir. Bunları konuşmak anlamsız ve ayıp ve günah. Yani tablo ortada, alınan para ortada, marketlerdeki, bakkallardaki, raflardaki fiyatlar ortada. Onun için yani bu meselede ülkeyle ilgili
bu ülkede beraber yaşıyoruz. İşte depremin maliyetini biz 3 sendika başkanı biliyoruz. Savaşın maliyetini biliyoruz. Covid'in maliyetini biliyoruz ama öyle bir kötü bir ekonomik yönetim oldu ki onun maliyetini de burada hep beraber biz ödüyoruz. HAKİŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan yaptığı konuşmadaysa makroekonomik göstergelere bakıldığı zaman büyüyen bir Türkiye'nin görüldüğünü dile getirdi. Bir Türkiye makro ekonomi göstergelerine baktığınız zaman olumlu şeyler devam ediyor. Kişi başına milli gelirimiz 13 bin dolara çıktı. Rakamlar TÜİK'in rakamları. Üretim çarkları devam ediyor. Özel sektörde pek çok işletme 3 vardiya çalışıyor. Büyüme devam ediyor. İhracat artıyor. İşsizlik artmıyor, azalıyor. Bütün bu makro veriler ışığında çalışanların, emek hareketinin, dar gelirlerin, asgari ücretlilerin tablosu ne? Buradan baktığınız zaman büyümeye rağmen, gayri safi milli hasılamızdaki artışa rağmen emek hareketinin, emekçilerin, ücretlilerin milli gelirden aldığı pay artmıyor, azalıyor. DİSK Başkanı enflasyonun sabit gelirli olmadığını, asgari ücrette artış yapılması gerektiğini ifade etti. Enflasyonla mücadele ücretleri düşük tutarak sağlanamaz. İşçi, memur ve emekli maaşları bu zam oranları dikkate alınarak artırılmaktadır. Kaldı ki açıklanan enflasyonla yaşanan enflasyon arasında büyük bir fark vardır. Henüz ücretlere ve maaşlara yansımamışken elektrik fiyatına hepinizin bildiği gibi %38 zam yapılmıştır. Asgari ücret acilen artırılmalıdır. Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e, yaralı sayısı ise 190'a yükseldi. Rusya'nın dün Kiev'de çocuk hastanesi dahil Ukrayna Devlet Acil Servisinden yapılan açıklamada saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 4 çocuk olmak üzere 38'e, yaralı sayısının ise 190'a yükseldiği bildirildi. Enkaz alanlarında arama kurtarma evler, anaokulları, doğum hastanesi, okul, iş merkezi dahil 100 farklı noktanın hasar gördüğünü belirtti. Mersin merkezli aralarında Şanlıurfa dahil 10 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonlarında sazan sarmalı yöntemiyle araç satışı yaptıkları üzerinden sahte ürün ilanı vererek haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 57 şüpheliden 32'si tutuklandı, 25'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mersin merkezli aralarında Şanlıurfa dahil 10 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonu düzenlendi. Dolandırıcılık büro amirliği ekiplerince suç işlemek amacıyla örgüt kurmak nitelikte dolandırıcılık, sazan sarmalı yöntemi, sahte ürün ilanı, cinsel içerikli görüşme sonrası şantajla para talep etmek ve para aklamak suçlara karıştıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyonda 57 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlarda şüphelilerin suçtan elde ettikleri değerlendirilen yaklaşık 100 milyon lira değerinde tapu kayıtlarına ve araçlarına el konulurken, zanlıların kendi aralarında birbirleriyle 150 milyon liralık para hareket ettiği tespit edildi. Bir olaya karıştıkları belirlenen zanlıların şüphelilerin ev ve iş yeri adreslerinde yapılan aramalarda ise 17 tapu, 30 lüks araç, 9 tabanca, 130 cep telefonu, 10 bilgisayar, 72 banka kartı, 12 sim kart, 260 bin TL, 1500 dolar, 44 adet gram altın, 33 tam altın, 8 burma bilezik, 6 altın kolye, çok sayıda uyuşturucu madde, uyuşturucu hapla 1 adet drone ele geçirildi.
hükmünün ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 32'si tutuklanırken 25'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın üst düzey iletişim sorumlusu Gazze şeridinde yer alan Han Yunus'taki yıkıma ait görüntüleri paylaşarak saldırılarda ayakta kalan binaların pamuk ipliğine bağlı. Gündür devam ediyor. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli mültecilere yardım ve bayındırma ajansının üst düzey iletişim sorumlusu Louis Whiteridge, Gazze şeridinde yer alan Han Yunus kentindeki yıkıma ait görüntüleri paylaştı. Bu Han Yunus'tan her yer umut var dedi. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli mültecileri ...190 tesisini etkilendi. En az 520 Filistinli'nin hayatını kaybettiğini açıkladı. Şanlıurfa'nın Siverek İlçe Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından bir süre önce hazırlıkları tamamlanan halk ekmek satış noktaları vatandaşlara hizmet vermeye başladı. Siverek Belediye Başkanı Ali Murat Bucağ'ın projeleri arasında yer alan hizmetler vatandaşların hizmetine tek tek sunulmaya başlandı. Başladı. Tamam. Daha önce vatandaşların kullanımı için hizmete giren Millet Berberi, Millet Kasabı ve Millet Lokantası'nın ardından bir süre önce hazırlıkları tamamlanan halk ekmek satış noktaları hizmete girdi. Halk ekmeği satış noktaları sabah 6 ile 10 saatleri arasında hijyenik ortamda titizlikle hazırlanarak taze bir şekilde vatandaşlara ulaştırılıyor. Halk ekmek satış noktasından somun alan mahalle sakini vatandaş duygularını şöyle dile getirdi. Projeyi Sayın Efsane Başkan Ali Murat Bucağ hayata geçirdiği için çok teşekkür ederim. Ben ailemle 10 tane somun 40 TL'ye aldım. Yani böyle bir projeyi sisteme geçirdiği için Ali Murat Bucağ'a çok teşekkür ederim. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarif kaydetti. Siverek halk ekmek satış noktalarını sabah saat 06 ile 10 arasında hizmet verecektir. Ofis Mahallesi Atiye Okay Parkı, Hacı Ömer Mahallesi Fuat Aban Parkı, Dicle Mahallesi Sadık Konaklı Parkı, Şair İbrahim Rafet Mahallesi Bucak Parkı, Şirin Kulübü Hakim ve Savcı Lojmanları Parkı. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 80'den fazla çiftlikte yetiştirilen ve hipodromlarda boy gösteren İngiliz ve Arap yarış atları sahiplerine büyük kazançlar sağlıyor. İlçede 80'den fazla çiftlikte yetişen yarış atları bölge halkının en önemli gelir kapılarından biri oldu. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde çiftliklerde özenle yetiştirilen yarış atları, hipodromlarda sergiledikleri başarılarla sahiplerine önemli miktarlarda gelir sağlıyor. Çiftliklerde bulunan İngiliz ve Safkan Arap aygırları tohumlanıp, bunun sonucu elde edilen taylar, 2 ve 3 yaşını doldurana kadar harada belli programlar çerçevesinde yarış hayatına hazırlanıyor. İlçede 80'den fazla çiftlikte yetiştirilmeye başlanan yarış atları, bölge halkının en önemli gelir kapılarından biri oldu. Şanlıurfa Suruç ilçesinin Kırsal Yazıköy mahallesinde at yetiştiren Mehmet Salih Apaydın, 14 yıldır bu işi yaptığını söyledi. Bu 14 yıldır ben bu işi yapıyorum. Ben 14 yıl bu işi yapıyorum. Buraya başladığı zaman ben kafama koydum, severek yapıyorum. Sever yaptığı insan severek bir şey yaparsa işin başarır.
At yetiştiricisi İbrahim Halil Apaydın ise atların kalpleriyle insanları tanıdığını belirtti. Sen şimdi bir yarış atının üstüne bindiğin zaman zaten senin o ayağın zaten kalbine yakın oluyor. Senin o hissettiğini milim milimine hepsini hissediyor. Korkunu hissediyor, heyecanını hissediyor. Senin o tedirginliğini hissediyor. Veteriner hekim Ahmet Özgür Yahlizade, Şanlıurfa'nın at yetiştirme konusunda önemli bir konumda olduğunu söyledi. Atçılık konusunda Türkiye'nin %70'ini Şanlıurfa'daki at sahipleri oluşturmaktadır. Bunun yanında Suruç ilçesi at diyarı olarak bilinir. Suruç'ta Suruçların %50'sine yakın atçılık yapmaktadır. Yani özellikle İngiliz ve Arap yarış atlarında. Sayın seyirciler, Eskişehir'de bir erkeğin kız arkadaşıyla tartışan iki kadının darp ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Öte yandan Bursa'da aralarında husumet bulunan iki grup cadde üzerinde karşılaşınca kavga çıktı. Bir anda meydan muharebesine dönen olay kameraya an be an yansırken kavga anı Kemal Sunal'ın Tosun Paşa filmini aratmadı. Hey! Eskişehir'de iki kadın başka bir kadınla henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Kız arkadaşının iki kadın tarafından sıkıştırıldığını gören erkek müdahale etti. Sokak üzerinde kız arkadaşını sıkıştıran kadınları darp eden çevredekiler tarafından güçlükle sakinleştirildi. Gece saatlerinde denetim yapan polis ekiplerinin müdahalesi ayrıldı. Bu arada Bursa'da aralarında husumet bulunan iki grup cadde üzerinde karşılaşınca kavga çıktı. Bir anda meydan muharebesine dönen olay kameraya an be an yansırken kavga anı Kemal Sunal'ın Tosun Paşa filmini aratmadı. Aralarında alacak verecek meselesi olan iki grup arasında önce sözlü tartışma çıktı. Öfkeli taraflar bir anda kavgaya tutuşunca tepkiler yumruklarda havada uçuştu. Çevredekiler durumu polise bildirirken bazı vatandaşlar olaya müdahale etmek istedi. Kavga anı kameraya an be an yansırken görüntüler meydan muharebesini aratmadı. Termometrelerin 42 derecenin üzerine çıktığı Şanlıurfa'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Sıcak havanın bunalttığı güvercinler bakın nasıl serinledi. Türkiye'de sıcaklıkların en yüksek ölçüldüğü kentler arasındaki Şanlıurfa'da termometreler 42 dereceyi gösterdi. Sıcak havanın bunalttığı vatandaşlar Balıklı Göl'e akın etti. Vatandaşlar serinlemek için tarihi Balıklı Göl çevresiyle benzeri gölgelik alanları tercih etti. Sıcak ya. Ya gidecek yerimiz yok. Böyle bir uçan, ya, mesela bir Balıklı Göl kimden ya yeri oturuyor. Gene burası bir lokma serin ama gene de sıcak. Öyle sıcak ki ancak bu kadarsın. Bugün hemen hemen ben derim ki 50 derece rahat var. Havanın çok sıcak olduğunu belirten Gizem Çelik, gölgelik alanlarda zamanı geçirmeye çalıştıklarını söyledi. Elimizden geldiği kadar soğuk su tüketiyoruz. Bu suları evden getiriyoruz. Oradaki bağlantı noktaları. Onun harici gölgelik yerlerde takılmaya çalışıyoruz ama o da yok. Yeşillik alanlarımız yok maalesef. Antalya'dan ailesiyle birlikte Şanlıurfa'yı gezmeye gelen ziyaretçilerden Fatma Kabalı, kavurucu sıcaklığa rağmen balıklı görülmesi gerektiğini var. Ona rağmen çok güzel gezip görmeye değer gerçekten. Çok memnunuz. Çok güzel yerleri var. Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü pide fırınlarına ve unlu mamullerine yönelik gerçekleştirdiği rutin denetimlerde ruhsat, hijyen, gramaj ve baca kontrollerini sağlamaya devam ediyor. Gıda satışı yapan işyerlerine yönelik denetimlerini sürdüren Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü çalışmalarına ilçe genelinde devam ettiriyor. Gıda satışı yapan işletmeleri inceleyen Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler pide fırınlarını ve unlu mamullerini denetledi.
Devteşte bölgesindeki işletmelere yönelik yapılan denetimlerde başta işletmelerin mutfakları olmak üzere hijyen ve temizlik kontrolleri sağlandı. Vatandaşların yoğun şekilde hizmet aldıkları pide fırını ve unlu mamullerinde ekmek ve hamur ürünlerinin hazır hale getirildiği anları inceleyen zabıta ekipleri, gıda ürünlerinin açıkta korunmaması ve belirtti. Ekmeklerin gramajlarını da inceleyen ekipler, vatandaşların mağdur edilmemesi ve daha kaliteli ekmeğin ulaşması için uyarılarda bulundu. Yaz aylarında vatandaşların bacadan çıkan isten rahatsız olmamaları ve çevre kirliliğinin önüne geçmek adına bacaların filtre kontrolünü sağlayan ekipler, kurallara riayet etmediği tespit edilen işletmelere yönelik ceza işlem uygulanacağını ifade etti. Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise denetimlerin devam edeceği ve vatandaşların karşılaştıkları olumsuzlukları 444-22-63 numaralı iletişim merkezi aracılığıyla bildirebilecekleri belirtildi. Sayın seyirciler, sıcak hava etkisini yurdun birçok bölgesindeki illerde gösteriyor. Şimdi Kanal Urfa Haber Merkezi'nin sıcaklarla ilgili derlediği haberi ekranlara getiriyoruz. Erzincan'da 3 arkadaş motosikletleriyle gittikleri 3546 metre rakımdaki keşif çağları olan arasında oluşan Erzincan Enduro Motosiklet Kulübü üyesi 3 kişi motosikletleriyle zorlu bir yolculuğun ardından Çayırlı ilçesindeki 3546 metre rakımlı Keşiş Dağları'nın zirvesinde bulunan Buzul Mağarası'na gitti. Grup metrelerce karın altında kalan mağaraya girip gezdi. Atilla, Arduç ve Sulu 35 dereceye ulaşan sıcaktan bunalınca eriyen kar sularının oluşturduğu göle girerek serinledi. Burası da Adana'nın içerisinde bir iş makasından bunalan vatandaşı kepçeyle serinletti. Adana'da yüksek nemle birlikte hissedilen sıcaklıkların 40 derecenin üzerinde seyretmesi sıcaktan bunalan vatandaşlar Kozan ilçesi Çanaklı mahallesinde sulama kanalı çevresinde bulunan bir vatandaş sıcaktan bunalınca imdadına kepçe operatörü yetişti. Kanala girmeyen vatandaşı kepçe operatörü sulama kanalından kepçesine su alıp üzerine dökerek serinletti. Türkiye'nin en sıcak illerinin başında gelen bir ilde Osmaniye'dir. Osmaniye'nin Dumlupınar mahallesinde bulunan Şehit Hüseyin Şahin Parkı'nda sıcak havadan bunalan çocuklar oyun parkını aqua parka çevirdi. Parkın içerisinde bulunan su hortumunu kaydırağa koyarak hem serinleyen hem eğlenen çocuklar keyifli anlar yaşadı. Çocuklar havalar çok sıcak olduğu için evde canlarının sıkıldığını belirterek serinleyerek doyasıya eğlendiklerini söylediler. Havalar çok sıcaktı. Biz de kendi aqua parkımızı kendimiz yaptık. Havalar çok sıcak olduğu için arkadaşlarımızla haberleşip mahallemizin parkındaki suyu kaydırağa çekip aqua park yaptık. Kendi aqua parkımızı yaptık ve ondan çok güzel kayıyoruz. Hava çok sıcak. Bizi biraz da olsa serinletiyor. Şanlıurfa'nın Siverek İlçe Belediyesi sıcak yaz akşamlarında çocuklara keyifli anlar yaşatmak amacıyla açık hava sineması etkinlikleri düzenliyor. Siverek Belediye Başkanı Ali Murat Bucağ'ın talimatları üzerine Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü ekipleri açık hava sinemasında çocukları eğlendiriyor. Daha önce ofis parkta organize edilen etkinlikler Sefirat Mahallesi'ndeki parkta ilçe kaymakamlığı tarafından hazırlanan yapılıyor.
sinema gösterilerinin ardından TÜGVA Siverek temsilciliğinin katkılarıyla maskot ve palyaço gösterileriyle çocuklara keyifli anlar yaşatıldı. Etkinlikler İşler Müdürlüğü tarafından çocuklara pamuk şekeri dağıtıldı. Haberleri izlediniz. Gelişmelerle tekrar birlikte olmak ümidiyle. Hoşça kalın efendim.